Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün farklı bir ürünle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi yeni bir ofise taşındık ve bu ofiste bazı arkadaşlar çalışıyor. Gelip gidiyorlar sürekli. Ve pandemi şartlarında da aslında hepimizin takip altında olması gerekiyor. Nasıl ateşimizin, işte halsizlik durumumuzun vesaire takip altında olması gerekiyor. Birçok yere girerken de zaten ateşimizin ölçüldüğünü hepimiz biliyoruz. İşte tam bu noktada bir ateş ölçer cihaz getirdik ofisimize. Fiyatlı bir cihazdı. Ofisimizde olmasında fayda var düşüncesiyle böyle bir cihaz aldık Çin'den. Bunu Banggood üzerinden aldık ve vergi dahil bir sistemle aldık. Banggood üzerinden Türkiye Direct Post veya Türkiye Doğrudan Posta gibi bir seçenekle birlikte, parantez içerisinde de bazen yazıyor vergiler dahil diye, bu seçeneği seçtiğinizde kargo ve vergi dahil bir ücret ödemiş oluyorsunuz. Yani örnek vereyim, 100 liralık bir ürünün normalde 10 liralık bir kargo bedeli varsa kargo ve vergi dahil 20-25 liralık bir bedeli olabiliyor. 125 liraya hem ürün daha hızlı bir şekilde size ulaşmış oluyor hem de ekstra bir gümrük vergisi ödemiyorsunuz. Biz bu ürünü de bu şekilde Banggood üzerinden temin ettik ve hızlı bir şekilde bize Aras kargo ile geldi. Bu şekilde alırsanız yaklaşık 10-15 gün civarında ürün sizin elinize ulaşmış oluyor. Bazen rekor sürelerde 4-5 günde bile ürünler size ulaşabiliyor. Siz de bu şekilde ürün tercih edebilirsiniz. Tabii biraz yıpranmış bir şekilde geldi. Banggood paketleme konusunda genelde böyle kendi kutusu olan ürünlere fazla önem vermiyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi ürün bayağı hasar almış ama böylece gelmişti. Yani üstünde hiçbir şey yoktu. Direkt jelatin sarılıydı. Bu şekilde gelmiş. Bence Çin'den yine bile iyi gelmiş. Şöyle kutusundan da çıkartacak olursak birlikte. Evet, içerisinden bazı parçalarımız çıktı. Şöyle montaj aparatlarımız var. Cihazımızın kendisi var. Bir çift taraflı bantla birlikte askısı var. Askıya da asabiliyoruz. Micro USB'li bir kablosu var. Keşke Type-C olsaydı. Yine bir micro USB, sevmediğimiz bir durum. Bu da cihazımızın kendisi. Şöyle arka tarafından görebileceğiniz gibi pille çalışıyor. Buraya 3 tane kalem pil takabiliyoruz veya yatay bir tane 18650 pil takabiliyoruz. Bu pil yuvası gerçekten güzel olmuş. Onun haricinde bu askı aparatıyla birlikte askıya da asabiliyoruz bu cihazımızı. Bu şekilde askıyla birlikte kullanmak da mümkün. Onun haricinde enteresan bir giriş. Burada bir tripod girişi var. Tripod girişiyle bir tripodun üstüne takıp yine aynı şekilde kullanmak da mümkün. Tabii Çin'den gelen ürünlerin içerisinden pil çıkmıyor. Dolayısıyla bu ürünün pillerini biz kendimiz takacağız. Şöyle ekranın üzerinde bir jelatin var. Bu jelatini de sökelim. Evet, şöyle de bir ekranımız var. Şimdi içine bir pil takalım. Bakalım nasıl bir performans sunuyor. Gerçekten işe yarar bir ürün mü? Birlikte deneyelim. Pilleri taktıktan sonra şöyle açma kapama butonuna bastığımız zaman cihaz açılıyor. Zaten çok basit bir cihaz. Üzerindeki algılayıcıya da elimizi şu şekilde yaklaştırdığımızda vücut sıcaklığını bize söylüyor. Tabii daha ileri seviyede bir sıcaklığı şu an test edemiyoruz. Çünkü etrafımızda ateşli bir insan yok. Ama onun yerine cihazların sıcaklığını ölçebiliyoruz. Mesela şöyle bir stüdyo ışığımız var. Bunu az önce söktüm. Şuraları bayağı sıcak. Hemen oralara mesela getirip şöyle yaklaştırdığımda bu şekilde üstündeki uyarı ışığı kırmızı yanıyor. Mesela 39.1 dedi. Yüksek bir vücut sıcaklığı gibi görüyor. Şöyle başka bir yüzeyine tekrar yapayım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde bize bir uyarıda bulunabiliyor. M'ye bastığımız zaman son ölçtüğü sıcaklığı gösteriyor. Az önce son ölçtüğümüz sıcaklık 38.2 idi. Burada tekrar bir kontrol sağlayabiliyor. Onun haricinde ok tuşlarıyla burada Fahrenheit veya Celsius olarak göstermesini sağlayabiliyoruz. C Celsius anlamına geliyor. F de Fahrenheit anlamına geliyor. Bu sol ok tuşuna bastığımızda ise kaç tane saydığını gösteriyor. Mesela bu zamana kadar 20 sayı almışız. Şöyle bir daha gösterdiğimde 21 oluyor gördüğünüz gibi. Kalabalık bir grubun ateşini ölçmek istiyorsak bunu kullanabiliyoruz. Açma kapama tuşuyla birlikte M tuşuna birden bastığımızda cihazın dili de değişiyormuş. Onu da bir deneyelim. Burada bir İspanyolca var.
Normal video kısası. Gördüğünüz gibi Türkçe dil desteği de varmış. Gerçekten Türkçe dil desteği olmasına şaşırdım. Normal video kısası. Burada bize Türkçe bir şekilde geri bildirimde bulunabiliyor. Ama tabii Türkçesi de pek anlaşılabilir bir Türkçe değil. Şöyle daha sıcak bir cihaz üzerinde deneme yaparsak. Diğer stüdyo ışığımız soğumuş biz videoyu çekerken ama bir tane daha ışık getirdim. Şu an ışıkları yavaş yavaş söndürüyorum. Buna şöyle bir bakalım. Evet, bunda mesela konuşmadı Türkçe. Şöyle tekrar deneyelim. Sadece hay gösteriyor. Yüksek ateşli. Evet, gördüğünüz gibi yüksek ateşli diye de feedback verdi. Yani böyle saçma bir Türkçe de olsa Türkçe konuşması bence gayet güzel olmuş. Bu da yine kullanılabilir bir özellik. Şu an Türkçe'de bırakıyorum. Tekrar kendi sıcaklığını bir ölçeyim. Normal vücut ısısı. Evet, normal vücut ısısıyla feedback'imizi aldık. Burada bir micro USB girişi var. Micro USB üzerinden çalıştırmak da mümkün. İçerisinde bir şarj devresi var mı bilmiyorum. Yani içine şarjlı pil taktığımız zaman onu şarj edebiliyor mu onu bilmiyorum. Ama micro USB üzerinden çalıştırabiliyoruz. Onun haricinde tripoda takıp da kullanabiliriz. Ki biz muhtemelen tripoda takılı olarak kullanacağız. Duvara yapıştırmak istemeyebiliriz. Lütfen yeniden ölçün. Yani şu anda mesela lütfen yeniden ölçün gibi bir uyarı verdi. Lütfen yeniden ölçün. Bu şekilde geri dönüşünde öğrenmiş olduk. Cihaz böyleydi. Sizce kullanışlı bir cihaz mı? Fiyatına göre alınır mı, alınmaz mı? Beğendiniz mi? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan haberdar olmak için zil bildirimlerini de etkinleştirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'tan gülme dedik ya.